Burada oldukça karmaşık görünen bir fonksiyon tanımı var ve biz grafiğini çizmeye çalışacağız. Evet, bu parçalı bir fonksiyon ve isminden de anlaşıldığı gibi parça parça tanımlanmış. Mesela bu satırda bir denklem ve bir aralık var. Bu, fonksiyonun bu aralıkta bu doğru tarafından tanımlandığını gösteriyor. Bu aralıkta bu doğru ve bu aralıkta da bu doğru ile tanımlanmış. Şimdi de grafiğin çizebilecek miyiz bir bakalım. Hatta buna önce siz deneyin, kağıdınızı, kaleminizi çıkarın ve fonksiyonun, bu fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışın. Birinci aralıkla başlayalım. Eksi 10, küçük eşittir x, küçüktür, eksi 2 ve fonksiyonumuz şu şekilde tanımlanmış. Eksi 0,125x artı 4,75. Evet, bu bir doğru, hatta aşağı yönlü eğimi olan bir doğru doğruyu çizmek için aralığın sınır noktalarını kullanacağım. Bakalım bu noktalarda doğru hangi değeri alıyor? x eşittir eksi 10 dedik. Eksi 0,125 çarpı eksi 10 artı 4,75. Eksi ile eksi çarptık, artı elde ettik. 0,125'i 10 ile çarparsak da 1,25 çıkar. 1,25 artı 4,75 işleminin sonucu da 6 eder. 6'dır. Eksi 10,6. Evet, bu noktayı işaretleyelim. İşte burada. Bu nokta, bu aralıkta tanımlı. Bakın burada küçük eşittir işareti var. Bundan dolayı dairenin içini boyuyoruz. Şimdi de eksi 2'ye bakalım. Eksi 0,125 çarpı eksi 2 Artı 4,75. Eksiyle eksi artı edecek. 2 ile bunu çarpınca da 0,25 buluruz. 0,25 artı 4,75 de 5 eder. Şimdi bu noktanın da içini boyamak isteyebilirsiniz ama bunu yapmadan önce aralığın nasıl tanımlandığına tekrar bakın. Eksi 2 aralığa dahil değil. O halde dairenin içi boş olmalı. Şimdi de bu iki noktayı birleştirelim. Şöyle çiziyorum. Şimdi sıra ikinci aralıkta. X eşittir eksi 2'de başlıyoruz ve x eksi 2 eşitken fonksiyonun değeri eksi 2 artı 7'den 5 oldu. Bakın ne oldu? Az önce içini boş bıraktığımız dairenin içine şimdi dolduruyoruz. X eksi 1'e eşitken de fonksiyon eksi 1 artı 7'den 6 değerini alır. Fonksiyon bu aralıkta eksi 1'de tanımlı olmadığı için bu dairenin içini doldurmayacağım. Evet, eksi 1 virgül 6 noktası. x eksi 1'e yaklaşırken fonksiyon eksi 1 artı 7'den 6'ya yaklaşıyor. Bu noktaları da birleştirelim. İkinci aralıkta fonksiyonu bu şekilde çizeriz. Şimdi de son aralık. x eksi 1'e eşitken bu artı 12 bölü 11 olacak. Artı 54 bölü 11, 66 bölü 11 eder. 66 bölü 11 de 6'ya eşittir. Enteresan bir tesadüf, boş dairenin içine yine doldurduk. Son olarak x 10'a eşitken ne oluyor bir bakalım. Eksi 120 bölü 11. 10 ile eksi 12'yi çarptım. 54 bölü 11 e eklersek, eksi 66 bölü 11 buluruz. Değil mi? Bir bakalım, eksi 66 bölü 11. Evet, doğru. Eksi 66 bölü 11 de eksi 6 eder. X 10'a eşitken fonksiyonun değeri eksi 6'ymış. İşte bu da burası oluyor. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon atlama yapmıyor. Yapabilirdi ama yapmıyor. Ve bitti. İşte parça parça ya da parçalı olarak tanımlanmış bu fonksiyonu çizdik. Şahane.